Evet sevgili izleyenlerimiz, bir Kurban Bayramı daha geldi ve şimdi koronavirüsün etkisindeki kurban pazarında sizlerle olan birlikteliğimizi başlatıyoruz. Tabii ki önce tedbirimizi alıyoruz. Maskemizi taktık. Koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldık ve bakıyoruz şöyle. Duydunuz değil mi efendim? Zabıtalar da anons ediyorlar. Maskesiz dolaşmak, alışveriş yapmak, kaçak et kesmek yasak diyorlar. Bu bilgiler ışığında biz de pazara geldik tabii ki, bakıyoruz. Abi sen satıyor musun? Hayır. Köfte. Acıktın mı? Evet. Evet. Köfte ekmek yiyeceksin. Evet. Şimdi sen pazarda ne gibi bir hizmet yapıyorsun? Hayvanları suluyorum. Babama yardım ediyorum. Baba? Nerede baba? Baba? Burada. Tamam. Seni çekme diyen baban mıydı? Evet. Neticede seni yakaladık. Nasıl pazar? Güzel. Güzel. Satışlar nasıl gidiyor? Kötü. Neden? Gelen giden yok. Gelen giden yok diyorsun. Geçen sene de gelmiş miydin sen? Evet. Geçen sene Arife günü bir gün öncesi nasıldı? Güzeldi. Bu işi seviyor musun? Hayır. Neden? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Zor geliyor. Zor mu geliyor? Hayvanlara bakması çok mu zor? Aslında evet. Hayvanları seni çok seviyor. Evet. Gel hacı gel. Beni çekme derken bak yeğenle buluştuk. Tamam, onunla röportaj yaptık. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi şöyle gidelim bakalım. Konuşuyor telefonla, sürekli onlarla da konuşuyor. Devam kardeşim. Kolay gelsin. Yani 14 gün 700 lira köyde böyle. Anladım, onun için vermiyorlar. Pazar adamı diyor ya. Pazar adamı. Yok, pazar bitik. Yarım ekmek. 14 gün 700 lira işi bitti. Ben arkadaşım tepeden. Memleket bitti abi. Mal pazara mal getiriyor. Öldü parasına mal veriyor. Niye? Lanaka biz de para veriyoruz buna. Yemin tamam. Kilosu 100 lira, çuvalı 100 lira, ballenin kilosu 1 lira. Balle 12 lira, 12 lira, 15 lira aldım. İlke. Memleket perişan. Perişan. Evet, şimdi memleket perişan tabii ki. Bakın. Al perişan amcanım ya. Mesafeye uyalım diye. Tamam. Hiç kimsenin baktığı yok. Herkes birbirinin içinde arkadaşlar. Allah muhafaza, etrafımız virüs dolu. Söyleyecek bir şey yok hemşerim. Memleket bitik yani. Balle olmuş 25 lira. Çuval olmuş 100 lira. Adam mal getiriyor buraya ayağına. Sen mala çuval mı yediriyorsun? Çuval yediriyoruz, yem yediriyoruz tabii. Bir tek çuval yem 100 lira. Günde kaç çuval? Vallahi, günlük vallahi buna bir günlük bir çuval yem yediriyor. İkisi, şu iki mala. Hı. İşte bu da bulur. Hadi herkes bilir. Bir çuval yem 100 lira kadar hesap et. İçinden çık. Tam bir senedir buna bakarım. Bu ikisine vallahi bir sene oldu. Hı. Geçen sene 8. ayda aldım. Şimdi 8. ay. Bir sene oldu. Bir senedir işte baktım mal, al o mal kurtarır mı? Kurtarmaz ki. Peki pazarın bu durağanlığının sebebi ne? Pazarın durgunluğu ne bileyim. Ama virüsten, ama neden ise işte durgun, hepsi durgun. Mal durgun. Yok, mallar millet kesemiyor. Kurbanaya zahar onlandır. Başka neden oluyor hemşerim? Evet. Kaç bu para arada... satıyoruz abi bunu? Şuna kaç para diyoruz? 15'e al diyoruz, 15 almıyor o kadar. Ne veriyor onunla? 400 kilo. Götürme parası. Götürme parası. Ta bir de huluya götüreceğiz. Bir de huluya götüreceğiz. Gidecek tabi abi, ne yapacağız da? Ya götüreceğiz. Tamam, gel götüreceğiz abi. Ulaşırsak götüreceğiz. Ulaşmasak. Allah sana. Bu arkadaşlar Beyşehir Hulu'dan gelmişler mal almaya. Hı. Bu arkadaşlar. Evet. Sen orada nasıl piyasa? Kimin oğlusun sen Hulu'da? He? Kimin oğlusun? Sen kimi tanır? Hulu'da ben senin emsalları hariç. Hepsini tanır. Ya kimi tanın onu de söyle. Ya ormancı da bu ormancı. Ormancı bu. Hacettin oğlu ben. Hayvanat olmasa kiminle konuşacaktın ha? Yok bulurduk, konuşturdun da. Kolay gelsin. Selahı dek getirdi beni. Biraz sonra yüklerim ben burayı. Ne oldu? İşte şu. Hacı maske takmaz mı? Maske yok abi. O zaman git al. Bir tane almayacağım. Öbürcülerde geleceğim. Ondan sonra. Abi. Hacı maske bir şey yapalım.
yapsak? Küçük satıcılarla birlikteyiz. Hadi bakalım, adın ne? Necati. He? Necati. Necati. Necati, bunları sen mi satıyorsun? Eniştemle yapıyorum. Kimin ne? Eniştemle. Eniştenle beraber satıyorsunuz. Var mı alan? Hı? Alan var mı? Hı-hı. Çok mu sattınız? Ben daha yeni geldim. Öyle mi? Hı-hı. Sen? Biz de daha yeni geldik. İkiniz seyrediyor musunuz, satıyor musunuz? Hadi bana bir tane satın bakalım. Hanginiz satacak? Oh. Bu benim arkadaşım. Öyle mi? Hı-hı. Hangisini öneriyorsun burada? Hı-hı. Bana iyisini bir bul gel bakayım. Hadi. Anlamadım. Şunun iyisini bul gel keçinin. Hangisi iyi? Hangisini alalım? Bunlar. Hı? Bunlar. Ballar sizin mi? Bizim. Nasıl piyasa? Piyasa durgun. Yani çiftçinin hali duman. Neden? Şeyden dolayı mı? Pandemiden dolayı insanlar hep toplumdan uzak durmaya çalışıyorlar. Herkes yerinde alan aldı. Nasip yarın inşallah, Arife gün nasip olursa satacağız. Yarından ümidin var mı? Bilmiyorum. Geçen yıla nazaran bu yıl durgun ama işte yarın da bugün fark eder mi? Geçen yıl bugün nasıldı? Geçen yıl bugün biraz canlıydı. Bu yıl hastalığın bayağı etkisi var pandeminin. Yarın olur mu sizce? Nasip ederim. Biz biliyoruz. İnşallah. Allah işinizi rast getirsin arkadaş. Hayırlı işler. Hayırlı işler versin. Var mı ses? Tamam. Evet abi. Hayırlı pazarlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İşler nasıl gidiyor? Durgun, bir sene durgun. Piyasa bitik. Geçen yıla göre bitik. Hı. Şu anda görüyorsun, sıcak bir yandan. Geçen sene bu vakitler nasıldı pazar? Geçen sene bu vakitler kaynıyordu. Hı. Sene yok. Seftah yok daha. Sabahtan beri bekliyoruz. Fiyatlarınızdan mı yoksa neden? Fiyatlarımız geçen sene aynı fiyatımız. 1200-1500 arası. Geçen sene de aynı fiyattı. Hı. Gelen yok, giden yok. Hastalıktan dolayı mı neredeyse hiç mal satışı yok şu anda. Acaba millet bu yıl kurbanı kesmeyecek mi? Az milletin niyeti öyle bilmiyorum. Hı. Veya da marketlere, çoğu da marketlere yönlendi herhalde. Hı. O yüzden küçük başa bile bir değer veren kalmadı. Bu gidişle küçük baş bitecek gibi. Ben kendim şahsen 25 yıldır küçük başla uğraşıyorum. Ben bile satmayı düşünüyorum. Yani bırakmayı mı düşünüyorsun? Bırakmayı düşünüyorum. Bu hayvancılık bitti. Hayvancıyı bitirdiler. Niye bitti? Yani ürettiğinizin karşılığını mı alamıyorsunuz? Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz ki. Bugün bu hayvanın değeri şu anda 1600-1700 lira değeri. 1200 liradan 1200 liraya geliyor. 1200 lira ben bunu verdim zaman ben bundan ne kazanacağım? Ben çorumla bunun peşine dolanıyorum. Kışını yağmurunu yiyorum, karını yiyorum, dağda taşta dolanıyorum. Çoban sıkıntısı bir yandan oluyor. Her taraf bir sıkıntı oluyor. Biz kazanmazsak nasıl yapalım bunu? Çoban yok. Ben bir çoban getirmeye kalsam sigortamı yap diyor. Nasıl ben sigortamı? Ben kendime yapamam sigortayı. Der ki bu da yapayım ben. Bu yüzden sıkıntı. Bu hayvancılık gidişler bitecek zaten. Bir de üstüne böyle tabii ki siz kurbanı iple çekiyorsunuz. Tabii. Zaten biz kurbanla da satış yapıyoruz. Kurbanla da satamadık. Ben şimdi ben malı göre almış gitmiş olsam ben bittim. Siz nerelisiniz? Ben Susuz Mahallesi'nden. Susuzlusunuz? Susuzluyum. Yani şu mal satılmaz. Ben köye aldım gittim ben bittim zaten. Kışın ben acım. Başka yiyecek bir şeyim yok benim. Ben bu hayvancılıkla geçinen birisiyim. Satamadım ben bittim. Dur bakalım, belki daha yarın olur ya. Yarın hiç, bugün satamadım, yarın hiç satamazsın. Yarın daha fazla şey. Başka mal gelecek mi? Gelir, boş kalmaz abi, gelir. Mal gelir. Çünkü bazıları alışveriş yaparken hani yarın mal gelir vesaire gibi gelir, beklenti için. Bir de milletin koyacak yeri, dışarı mal katacak yer olmaz. Ekseri yarın ondan bekleyenler var. Koyacak yer olanlar götürüyorlar. Yer olmayanlar yarını bekliyor. Yarını bekleseler de piyasanın... Yo yeni mal gelir mi diye. Belki. Gelir, mal gelir. Daha boyuna mal geliyor zaten, mal gelir. Daha yarın çok mal gelecek. Ama alan yok. Müşteri yok. Müşteri mal olsa ne diyor? Bekleyip kalıyoruz burada. Durumlar vahim. Tamam hacım, yine de Allah işin rast getirsin. Amin cümlemiz. Yalnız bunu buraya değil de. Ağzı kadar. Ağzı kadar. Ağzı kadar. Çünkü etrafımız tamamen virüstü.
Aynen öyle. Tamam, sizden de o anlayışı bekliyoruz. Kendinizi kollayın. Hadi.